Rehberim buraya gerçek aşkın tepesi diyor. Bu yerin havasını hissetmek için burada olmalısın. Orada bir şeyler var. Umarım gerçektir. Sadece kötü bir rüya. Şükürler olsun. Az kalsın kalp krizi geçirtecektin bana. Yapma anne. Kalp krizi mi? Gerçekten mi? Önce günaydın demez miyiz? Günaydın. 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 Günaydın Romeo. Günaydın Juliet. Size mango getirdim. Sen? İster misin? Sen de al bakalım. İşte sana da. Evet sana da. Hadi bakalım. Gördüğün rüya neyle ilgiliydi? Sesimi bir türlü çıkaramıyordum ve sonra bir adam bana doğru yaklaşmaya başlıyordu. Sesimin ancak onu öpersem çıkabileceğini söylüyordu bana. Az kalsın beni öpüyordu. Bu iğrenç ve sinir bozucuydu. Bir öpücüğün neresi kötü kızım? Anne, ne dediğini kulağın duyuyor mu senin? Bir öpücüğün neresi mi kötü? Körüm ben, sağır değilim. Seni seven birinin seni öpmesi yanlış bir şey değil. Seni ilk kimin öpmesini bekliyorsun? Tonton'un mu yoksa? Tabii ki hayır anne. Neden onun gibi bir adam hakkında böyle bir hayal kurayım? Nereden çıkarıyorsun bunu, söyler misin bana?
Ayrıca onun hakkında hiçbir şey artık umurumda değil, tamam mı? Ve umarım cehennemin dibindedir. Kızım biliyor musun? Dünyadaki bütün erkekler tonton gibi değil. Yapma anne, o adamı mı savunuyorsun bana şimdi? O bir hain. Bu dünyadaki en yalancı ve güvenilmez insan herhalde o olmalı. Kızım ben burada tontonu savunmuyorum. Ben burada sadece iyi olan adamları savunuyorum. Mesela babam gibi mi? Biliyor musun, hayatının bu döneminde başlayan çok uzun bir yolculuğa çıkacaksın. Beyninle ve kalbinle çıkacağın bir yolculuk. Bu senin en uzun yolculuğun olacak benim sevgili kızım. Ah anne, gülünç oluyorsun biliyor musun? Eğer bir yolculuğa çıkacak olsam, benim seçimim başkente gitmekten yana olurdu. Ve oradaki aşırı yetenekliler için yapılan ses yarışmasına katılırdım. Böyle bir yolculuğa gitmek isterim doğrusu. Lanet olsun. Günaydın Bay Mario. İşe alınmak için yeni bir yol. Bay Mario. Lütfen Bay Mario. Lütfen beni turist rehberi olarak işe alın. Olur mu? Gerçekten. Benim bir işe ihtiyacım var. Ve paraya. Neden istiyorsun bunu? Bu seferki bahanen ne? Ailenden kim öldü? Babam öldü. Öyle mi? Başın sağ olsun. Tekrar başın sağ olsun. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa babam bu yıl 3 kez öldü. Gerçekten babandan bu kadar tiksiniyor musun ha? Benim için öldü Bay Mario. Babam benim için yok artık. Onun için öldü diyorum. Aslına bakarsanız Bay Mario, bir ses yarışması var da ve bu ses yarışması başkentte düzenleniyor. Adı da Aşırı Yetenek. Bu bir şarkı yarışması, aynı zamanda bir reality show. Bu yüzden oraya gitmek için paraya ihtiyacım var. Böylece hayallerimi gerçekleştirebilirim. Bu para benim geleceğim. Geleceğim için. Yani bu para benim geleceğim için olacak. Gerçekten mi? Bu harika. Hayallerim var demek. Geleceğin için demek. Hayır. Turizm Bakanlığı'ndan almış olduğun herhangi bir belgen yok. Rehber olmak için yeteri kadar bilgiye sahip değilsin. Bay Mario lütfen. Olmaz. Bana böyle eziyet etmeyi bırak artık Julie. Beni yalnız bırak. Meşgulüm. Thank you.
Merhaba. Merhaba yakışıklı, nasılsın? İyiyim ya, sen? Benimle eğlenmek tabii, ister çok misin? İsterim. Merhaba bayım, bir turist rehberine ihtiyacınız varsa evet, ben lütfen. Olabilirim. Evet. Teşekkür ederim. Adım evet. Ve numaram yazılı orada, tamam mı? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Bayım, çok teşekkür bu gece ederim. Tamam mı? Bu gece saat 7'de. Sabırsızlıkla bekleyeceğim. Akşama görüşürüz. Geç kalma. Aa, evet. Hoşça kal. Neden turist rehberi olmak için kendini hırpalıyorsun ki? Ha? Biliyor musun? Benim kadar güzel değilsin ama yeteri kadar güzelsin. Genç ve taze. Para kazanmak istiyorsan benimle takıl. Dinle Karen. Ben o biçim bir kadın değil. Ne? Bu söylediklerine inanamıyorum. Sanki çok zengin biriymiş gibi konuşuyorsun kızım. Aha tanrım. Karen daha önceden de anlatmıştın. Yaptığın işte nasıl çok para kazandığını bana birçok kere söylemiştin. Hı hı. Hatırlıyorum, benim anlamadığım şey neden hala fakirsin? Ha, affedersin şapşal. Bunun parayla ilgisi yok. Yaptığım şeyle mutluyum. Bu benim hayatımın misyonu. Buraya gelen bütün mutsuz yabancıları mutlu etmek. Bu turizmin ve Filipin misafirperverliğinin esasını oluşturan bir nokta. Hı? Oh, nereden nereye geldin Karen? Gerçekten flörtle turizm ve Filipin misafirperverliğini aynı kategoriye koydun. Al sana. Ne demek istedin? Ne al bakalım. Atma onları. Al sana. Yapma. Sen bakire kalmaya devam et o zaman. Affedersiniz. Evet. Affedersiniz hanımlar. Merhaba yakışıklı. Nasılsınız? Benimle eğlenmek ister misin bakalım? Emin değilim. Biliyorsun seni çok mutlu edebilirim. Emin değilim. Üzgünüm canım. Biz mutlu bir şekilde nişanlıyız. Biz geyiz. Gidin buradan. Tamam. Gidin buradan salaklar. Görüşürüz. Gidin hemen gözümün önünden kaybolun. Yok olun. Teşekkür ederiz. Canım nasılsın? İyi misin? Sana ihtiyacım yok. Bakire. Bakire, 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 bakire. Al bakalım. At sen bir bakiresin. Bakiresin, bakiresin. Bakire olmak yapma. İstiyorsun. merhaba yakışıklı çocuk. Benimle eğlenmek ister misin? Biliyorsun seni gerçekten mutlu edebilirim. Seni cennete götürebilirim. İster misin? Merhaba seni bayım. Seni salak şey. Merhaba bayım. Eğer bir turist rehberi isterseniz broşürüm burada işte. Aslında Rodora'nın kulübesini arıyorum. Uzak mı? Rodora'nın kulübesi. Orası aslında buraya çok yakın. Orayı biliyorum. Şu ağacı görüyor musunuz? Ağacın hemen arkasında. Rodora'nın kulübesi. Orada bir sürü ağaç görüyorum. Ağaçların birinde bir sürü dal var. Hemen arkasında. Dalga geçiyorsun değil mi? Hayır, hayır dalga geçmiyorum. İstersen seni oraya götürebilirim şimdi. Hadi, hadi gidelim. Seni oraya götüreceğim. Endişelenme. İşin de çok iyidir. Hadi. Hoş geldiniz. Filipinlere hoş geldiniz. Lütfen beni takip edin bayım. Oh, kulüben orada işte. Teşekkür ederim. Ve bu da benim broşürüm. Adım, numaram ve mail adresim yazılı orada, tamam mı? Hizmet için, evet, mesaj atmanız yeterli. Fakat sadece 6'dan 7'ye kadar çünkü benim hiçbir aracım yok bu yüzden. Tamam, güzel. Tamam, hizmete ihtiyacın olursa araman yeterli, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. O zaman gidiyorum. Umarım burada iyi zaman geçirirsin.
Teşekkür ederim. Hoşça kal. Baksana. Sonra yine gel. Saat 7'de. Gerçekten mi? Bir sorun mu var? Hayır hayır. Sorun falan yok. Tamam mı? Saat 7'de burada olacağım. Tam olarak saat 7'de. Hoşça kal. Rehberim buraya gerçek aşkın tepesi diyor. Bu yerin havasını gerçekten hissetmek için burada olmalısın. Orada bir şeyler var. Umarım gerçektir. Peki söylesene, bu turistten ne kadar para kazanacaksın? Bunu daha sonra konuşacağız anne. Onun programını öğrenmeliyim önce. Mesela ne yapmak ister, nereye gitmek ister, ne kadar süre rehberlik yapacağım falan. Yani bunlara göre ücretlendireceğim. Kızım, ses yarışmasına katılmak için başkente gitmek istediğini biliyorum. Ben sadece yanlış kararlar almanı istemiyorum kızım, ha? Nasıl bir yanlış karar diyorsun anne? Yani para seni kör edebilir diyorum. Biliyorsun. Mecbur kalabilirsin. Biliyorsun, öyle değil mi? Anlıyor musun? Hayır, bekle bir saniye. Söylediğin şey şu. Para kazanınca kendimi satabilirim. Öyle mi diyorsun? Kızım, birlikte olmak aşk içindir, para için değil, unutma. Ah anne, işimle ilgili fazla karamsar oluyorsun. Bunu asla yapmayacağım biliyorsun. Kadınlığımı lekelemek istemem. Ne yaparsam yapayım buna değecek bir sebep için olacak. Emin olabilirsin bundan. Tamam mı? Elbette, ama bazı durumlarda saf kalmak oldukça zordur. Etrafta aşık olmadan birlikte olan bir sürü insan var. Ve bunun adına ihtiyaç diyorlar. Şunu bir düşünsene. Sana dokunacaklar, sana sarılacaklar, seni öpecekler. Oh. Tabii. Yeter artık bu konu hakkında konuşmaya devam edersen çığlık atacağım şimdi. Dinle. Karşındakini sevdiğin sürece birlikte olmak iyi bir şeydir kızım. Merhaba. Merhaba. Geciktin. Ne? Saatime göre 7:10 var. Benimki 7:10 geçiyor. Öyleyse birimizinki yanlış. Evet. Tabii, sanırım birimizin saati yanlış. Aslında benim saatim kulübenin oradan beri çalışıyor ve o dijital bir saat. Hong Kong, Dubai, New York ve Paris'e göre tam saat ayarı yapılıyor. O yüzden biliyorum ki benim saatim doğru. Seninki ise epey eski bir saat. Hala çalışıyor mu söylesene? Neden tekrar buradasın? Aa, hatırladım. Çünkü bir işe ihtiyacım var. İşi ben vereceğim. Bu da demek oluyor ki vereceğin hizmetin ücretini ben ödeyeceğim. Üzgünüm, geç kaldım. Bu bir daha asla olmayacak. Anlaştık mı?
Akşam yemeği için bana katıl. Peki. Ne var biliyor musun? Bu çok hoş. Bekle. Aynen böyle ellerini kullanarak yemen gerekiyor. Hadi ama. Bir dene. Ellerinle yemeği dene hadi. Ne derler bilirsin. Roma'dayken Romalılar ne yapıyorsa sen de onu yap. İyi ama Romalılar bireysel haklarını tam olarak koruyamadılar. Öyle değil mi? Sadece denemeni istiyorum. Hadi dene. Sadece dene. Ben çatal ve bıçağımla son derece mutluyum. Çok teşekkür ederim. Şimdi şeyi konuşabilir miyiz? Ücretimi. Ücretin mi? Evet, ücretim. Çünkü ücretin saat başına $5 ama gitmek istediğin yere ve yapmak istediğin şeye göre değişiyor. Ama toplamda ücretim $50. Eğer indirimli bir fiyat istersen bana toplamda $50 ödemeyi de kabul edebilirsin. Tabii. Evet. Tabii. Tamam, peki. Filipinler'de ne kadar kalacaksın söyler misin? Sessizce yemeğimizi yiyebilir miyiz? Tabii. Tabii. Patron sensin. Ama Filipinler'de ne kadar kalacaksın söyler misin? Hayır, ben hiç konuşmayalım demek istemiştim. Tamam, patron sensin. Burada yağmurdan korunabiliriz. Şöyle oturalım. Merhaba Bay Mario. Ay, yine mi sen? Hayır. Buraya giremezsin Julie. Bu kez ne yapacaksın? Para kazanmanın başka bir yolunu mu bulacaksın? Peki sonra? Sahneye çıkıp grupla beraber şarkı mı söyleyeceksin? Ya daha sonra? Sana sataşan turistleri mi dövmeye kalkışacaksın? Hayır. Bay Mario, biraz ara ver. Yanımda misafirim var. Bu arada Bay Mario, bu Zack. Zack, bu benim Bay Mario'm. Bay Mario müdür, barmen, fedai, bazen de buranın sorumlusu olur. Mario ya da Bay Mario benim şimdiye kadar tanıdığım en nazik insan. Merhaba. Onunla beraber misin? Evet. Bir sorun mu var? Hayır. Sorun yok. Peki. İçkiye ne dersin? Ha? İçelim. Üçki istemediğin emin misin? Hayır, sadece müziği dinleyeceğim. Tamam. Hey, çok fazla içiyorsun.
Bir sorunun mu var yoksa mutsuz musun ya da aşk hayatında ya da aile içi sorunların falan mı var? Sorunun ne söylesene. Bu da işinin bir parçası olduğu için mi? Şey çünkü işimi yapıyorum. Biliyorsun beni turist rehberin olmam için tuttun. Bu yüzden seninle ilgileniyormuş gibi görünmem gerek. İlgileniyormuş gibi görünmek. Ben çok, nasıl denir, ilgili tavrım beni çok duygulandırdı. Tamam, ben itiraf ediyorum. Ben sadece tesis basayım. Tamam, bunu sorduğuma pişman olacağım ama tesis mosa ne demek? Tesis mosa. Tesis mosa meraklı gibi bir şey oluyor. Komşum Alex Tassin gibi. Çok çok meraklı. Ne var biliyor musun? Herkese yeğeninin yaşadığı bir ilişkiyi anlatıp duruyor. Evet, daha şimdiden pişman oldum. Sonra Alex Tassin'in kocası yeğeninin bu sırrını bir anda öğreniyor ve ne yaptı? Alenk Tasing'i büyük bir bıçakla kovaladı ve Alenk Tasing'i 21 yerinden bıçaklayıverdi. 21 yerinde. Tam 21. Demek 21 yerinden bıçakladı. Hı-hı. İlginç bir fikir. Ve biliyor musun? Alenk Tasing hala hayatta. Evet. O kalın şey... Pekala. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşım Julie'yi sahneye davet etmek istiyorum. Bekle. Bak benim adım. Bekle. Sadece şarkı söyleyeceğim. En sevdiğim şarkıyı. Bir süreliğine gidiyorum. Hoşça kal. Bu şarkı yeni bulduğum arkadaşın için. Şurada oturuyor. Merhaba Zak. Bu senin için. Burada kaldığınız süre boyunca ne yapmayı planlıyorsunuz? Hayatımda çok şey atlattım. Bilirsin, sadece... Sadece eğlenmek istiyorum. Eğlenmek... Bazı heyecanlar yaşamak. Anlarsın ya. Biraz çılgınlık. Bilirsin. Hayat kadınları. Ne? Julie ile mi? Neden? Hasta mı o? Hasta mı? Hayır. Hayır. Küçük bir çılgın o. Bilirsin. Çılgın mı? Bir tane daha mı? Ne var biliyor musun? Hayat kadınları da şarkı söyleyebilir. Biliyorsun bu hizmet sana daha fazla maliyete neden oluyor. bu aslında benim işim olmuyor. Hadi ama işinin eğlenceli bir kısmı olabilir. Ne yapıyorsun sen? Biliyor musun Julie, senden çok etkilendim. Bence sen bir hayat kadını gibisin.
Yapabiliriz. Hem de çok. Aptal cinsi sapık seni. İyi biri olduğunu düşünmüştüm oysa. Ne salaklık. Merhaba hanımefendi, eğer rehbere ihtiyacınız olursa bu benim broşürüm oluyor. Orada telefonum ve mail adresim yazılı. Rehbere ihtiyacınız olursa... Ya tamam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Julie, yeter artık. Misafirin dün gece nasıldı? O bir sapık. Kızım, bu senin hatan. Çok masum olmaya çalışıyorsun. Hı? Buraya gelen bütün adamlar sapık. Cinsi sapık. Tamam. Şimdi şu sırtımla ilgilen bakalım. Merhaba. Merhaba deme bana. Merhaba bayım. Hayır. Dün gece için gerçekten özür dilerim. Hiç olmazsa hatırlıyorsun. Bak. Bence sana yeteri kadar ödeme yapmadım. Hizmetin için. Hayır, senin parana ihtiyacım yok. Çünkü o bir hayat kadını parası oluyor. Ne? Ben sadece ödemek istedim. Sen bilirsin. Senin paranı istemiyorum. Çünkü eğer senin paranı alırsam o beni hayat kadını yapar, öyle değil mi? Çünkü o bir hayat kadını parası. Bak. Ben sadece denedim. Sana kalmış. Nasıl? Seni yine tutacağım. Turist rehberim olarak. Kaçamak için falan değil. Sadece bugünlük. Biliyor musun? Dün gece senin bütün kemiklerini kırabilirdin ve Amerika'ya tekerlekli sandalyeyle dönmek zorunda kalabilirdin, tamam mı? Ay yaş seni. Eline geçen bu işte. Bu şehrin kilisesi, adeta kutsal haçın yanındayız burada. Büyük haç ve oldukça tarihsel ve çok çok güzel bir yapı. Hadi fotoğraf çek. Serbest, endişelenme. İçeri girmek ister misin? Girmek serbest, hadi içeri girelim. Hadi girelim. Şu an anıttayız. Büyük ata bak. Her şeyi büyük. Her şeyi büyük, görüyor musun?
işte buradayız. Deniz fenerindeyiz. Hmm. Fotoğrafını çekmemi ister misin? Hayır, gerek yok. Neden? Deniz fenerinde bir fotoğraf gibi kendine ait bir hatıran olması gerekiyor. Evet ama fotoğraflarım var. Ama burada olduğuna dair gerçek bir kanıt olur. Fotoğrafları internetten de indirmiş olabilirsin, öyle değil mi? Hadi seni fotoğrafını çekeceğim. Hey, makineme dokunma, tamam mı? Oh, ne kadar da burnu havada bir adam. Seni çimdiklemek ve sonra bir uçurumdan atmak ne kadar büyük bir zevk olurdu. Hava ne kadar da güzel, öyle değil mi diyorum. Gökyüzü harika, hadi deniz fenerinin içine girelim. Hadi. Daha iyi görmek için. Hoş geldiniz. Biliyor musun, bu deniz feneri daha şimdiden 100 yıllık ve şehrin insanları Bayan İhan sayesinde onu inşa etti. Bayan İhan'ın ne olduğunu biliyor musun? Bunu hiç duydun mu? Oo, Bayan İhan bunun gibi bir şey. Bir evden başka bir konuma taşınıyorlar ama sadece evi taşıyarak şehrin insanları da bu kule içinde benzer bir şeyler yaptı. Evet, Bayan İhan sayesinde. Hayır, onlar yapmadı. Nereden biliyorsun? Çünkü doğrusu orada yazıyor. Evet, Bayan İhan sayesinde. Bu Bayan İhan. Bu kule çok güçlü. Çünkü insanlar her yerine tavuk kanı döktü. Neden tavuk kanı? Şey, uğursuzluktan ve hayaletlerden kurtulmak için. Kapre'yi biliyor musun? Kapre orada yaşayan devasa bir adam. İşte orada. Orada ağaçta ve kalça tikbalang, at kafalı dev bir adam oluyor. Pekala. Eğer sana şunu söylesem, bana inanır mısın? Bu kule çok güçlü. Çünkü çok sağlam yapıda temelleri var. Nereden biliyorsun? Mühendis misin acaba? Marangoz ya da taşçı mısın? Marangoz? Marangoz musun? Mimarlık öğrencisiyim. Vay canına. Etkilendim. Hala okuyor musun peki? Şey, sadece staj yapıyorum. Ama umarım gelecek yıl mimarlık yetenek sınavına girebilirim. Mimar Zack Carrigan. Kulağa iyi geliyor. Teşekkür ederim. Peki ya sen? Peki ya ben mi? Üniversite falan bitirdin mi? Sesin oldukça güzel. Evet, ben zekiyim. Tamam, fark ne peki? Gerçekten bir şeyler biliyorsan akıllısındır. Zeki olduğundaysa tam olarak bir şeyler bilmezsin, fakat sesin yetenekliyse idare edersin. Her neyse işte. Oldukça zekice. üniversite falan bitirdin mi? Hayır, sadece bir yıl temel eğitim aldım. Küçük çocuklara İngilizce öğretmek isterdim. Ve sonuç olarak yapmadım, annem yüzünden, o hasta. Kötü hayat hikayemden bahsetmek istemiyorum. Evet, nereye gitmek istersin? Gerçek aşkın tepesini duydun mu hiç? Sadece dün gece sen kafayı yemişken, yani bulmak istediğin gerçek aşkı mı bulmak istiyorsun? Kötü bir kombinasyon değil mi? Lütfen beni yargılama. Tamam. Kapağında beni yargılama yazan kitabı hiç duydun mu sen acaba? Sen kitap değilsin, bu yüzden seni yargılamayacağım. Ukalalığı kes, götürecek misin?
Neden oraya gitmek istiyorsun? Bir arkadaşıma söz verdim. Bu yüzden oraya gideceğim. Götürecek misin? Gerçek aşkın tepesine gitmek istiyorsan yarın rehber olarak yine beni tutacaksın. Sonra bir habal kiralamaya çalışacağım. Habal nedir? Yarın öğreneceksin, ben ayarladıktan sonra. Tamam mı? Tamam. Anlaşıldı. Onu nereye götürüyorsun? Onu Matabunka'ya götüreceğim. Baksana. Bu Zak tatlı mı? Hayır, şişko bir adam. Pis kokuyor ve aynı zamanda da gözleri şaşı. Ah Julietta. Yalan söylüyorsan dön de yüzüme söyle. İyi tamam anne. Yakışıklı. Evet yakışıklı. Ve gözleri de güzel. Ne fark eder ki, söyler misin? Ah canım benim. Anne bu ne demek şimdi? Bir türlü tontondan öteye gidemedin. Bu Zak denen adam. Seni büyüleyebilir ve kendini hemen ona teslim edebilirsin. Hayır anne, o kadar da değil. Doğuştan mı böyle acımasızsın yoksa hayal gücün mü bu kadar kuvvetli? Bir türlü bundan emin olamıyorum. Her halükarda o aptala aşık falan olacak değilim, tamam mı? Zaten öyle ilk bakışta aşık olunacak biri de değil. Oh yapma. Tonton'un seni götürdüğü festivalden sonraki gün aşığım diye bağırıyordun. Aşık oldum anne. Anne bu aynı şey değil, hayır. Bak anne, Tonton benim en yakın arkadaşımdı değil mi? Zaten bu çocuk hakkında bir şey bilmiyorum ve sadece birkaç gün burada kalacak. Ben de işte tam bu yüzden endişeleniyorum. Biliyorsun kalplerimiz bize karşı haince davranır. Sen birinin yüzüne kapıyı kapatsan bile bir an gelecek, o kapı kendiliğinden açılacak ve sen farkında olmadan o kişi içeri girmiş olacak. Hayır anne, para kazanıyorum ben. Hayallerimi gerçekleştirmek için. Bu rehberlik işini aşk için yapmıyorum, tamam mı? O yüzden kalbime kimse girmeyecek. Tamam mı? Gerçek bu mu? Evet anne. Al şunu. Günaydın, pekala. İşte habal habalın burada. Demek senin habal habalın bu. Bunu sadece lanet bir motosiklet olduğunu söyleyebilirdin. Evet, lanet bir motosiklet. Şimdi tembellik yapmayacağız ve gerçek aşkın tepesine gideceğiz. Biliyorsun ki gerçek aşkın seni çok uzun süre beklemez, tamam mı? Hadi, gidelim. Gidelim hadi. Hadi. Tamam. Tamam. Bunu bilerek yapıyorum. Hadi ama. Seni biraz zorlamak istedim. Evet, evet. Oh. Çok güzel bir yer. Evet, gerçekten güzel. Fotoğraf çek. Tamam. Evet. Güzel pozdu. Evet, teşekkür güzel ederim. Güzel oldu. Evet. Sana bir hikaye anlatmamı ister misin? Sadece bir hikaye. Bu bir hikaye perili uçurumlarla ilgili. Biliyor musun? Bir kız varmış ve burada intihar etmiş. Ve onun cansız bedeni günler sonra bulunmuş. Ve tabii ki çoktan ölmüş.
Ve biliyor musun, buradaki insanlar her sabah onun hayaletini gördüklerini söylüyorlar. Ve geceleri de onun çığlıklarını duyuyorlarmış. Böyle şeyleri müşterilerine anlatarak onlara bir tür pislik mi yapıyorsun? Ve cidden bütün fotoğraflarımda sahne çıkacak mısın? Tamam, bunlar güzel. Ama her zaman hazırlıklı olmam gerekiyor, değil mi? Kamera önünde utanmamam gerekiyor, öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Çünkü bir gün büyük bir süperstar olacağımı gerçekten çok iyi biliyorum. Tamam. Yani sen ve kamerada utanmak, yapma ne olur lütfen. Hey! Beni çimdikledin mi sen? Evet, sadece çimdikledim seni. Dediğini tekrar et de daha fazla çimdikleyeyim. Tekrar çimdikle de gör o zaman, tamam mı? Neyi? Tekrar çimdikleyeyim, neyi göreyim? Ne yapacaksın? Kes şunu. Hadi. Oh. Oh. İyi misin? Oh. Evet. Şimdi hop. Ah tanrım. Yol burası. Beni takip et. Hadi. Evet. İşte bu taraftan hadi. Tamam. Bir şeyler duydun mu? Evet. Peki söylesene. Neler yaptın bana? Yani ben sarhoşken. Yerli dövüş sanatlarını mı uyguladın? Arnis çağrısı. Filipinlerin dövüş sanatları ve Filipinlerin milli doğa sporları oluyor. Evet. Kafamın içinde bir sürü ses duyuyorum. Benimle sohbet ediyorlar. Gerizekalı. Benim demek istediğim, burada birileri var. Arnis o aslında o Filipinlerin çubuklu dövüşçüsü. Evet, ona böyle deniyor. Ve Arnis tıpkı rüzgar gibidir. Onu hissedebilirsin ama onu göremezsin. Ooo, tıpkı aşk gibi. sert bir boynuz gibi. Ne yani? Beni bu hikayeyle etkilemeye mi çalışıyorsun? Sadece seni uyarıyorum diyelim. Aa. Çünkü kayda geçsin diye söylüyorum. 3 hareketle seni yere serdim. Öyle mi? Evet, öyle. Yani bunu ben sarhoşken mi yaptın? Yani seni tekrar yere seremeyeceğimi mi söylemeye çalışıyorsun? Evet, bunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten bana meydan mı okuyorsun? Ha, denemeni izleyebilirim. Oo! Oo, çok hoş. Oo! Ah, ne güzel kokuyorsun. Ah! Sevimli bir şey var burada. Görmedin mi? Tabii, görmeyi isterim. Bu biraz hızlıydı. Evet. Ah! Bunu kaçırdın ama, değil mi? Pekala. Ne yapacaksın görelim. Yakaladım seni. Peki şimdi İşte böyle. Dans edebiliriz. Evet. Lavanta. Çok hoş. Bak bak bak. Çifte kumrular. Ormanda balayı ha? Siz de kimsiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Burası özel bölge. Dinleyin bayım. Bu yol evimizin yolu üzerinde ve biz de sadece geçiyorduk. Öyle değil mi? Eve gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Ücret ödemeden bir yere gidemezsiniz. Çıkarın çantalarınızdakileri. Bu insanlar da kim? Lütfen bayım, bize izin verin. Olmaz mı? Biz sadece geçiyorduk.
Evimizin yolundayız. Anlamadın galiba. Ödeme yapmadan gidemezsiniz. Vergiyi ödemek zorundasınız. Tamam. Bak bence neler yapabileceğimizi göstermek için harika bir zamanlama. Ne demek istediğimi biliyorsun. Pekala. Üç deyince. Evet. Bir. Hadi gidelim. Bence gittiler. Bilmiyorum. Hadi. Burası hala tehlikeli olabilir. Aa. Bu arazi hakkında hiç böyle bir şey duymamıştım. Yani Stacy'den demek istiyorum. Stacy? Stacy kim? Bir arkadaşım. Yoksa kız arkadaşın mı? Tisis Mosa gibisin. Demek hatırlıyorsun. Tamam. Tesis Mosa değil. Sadece birazcık denebilir. Peki senden neden gerçek aşkın tepesini bulmanı istedi? Oraya inanıyordu. Ne yapıyorsun? Neden soyunuyorsun? Söyler misin? Ben soyunmuyorum ki. Tişörtümü değiştiriyorum. Tamam, hemen değiştir. Değiştir hemen. Tamam. Ben tutucu biriyim. Bu gibi şeyler görmekten hiç hoşlanmıyorum. Gerçekten mi? Tutucu musun? Bekle. Yani hiçbir erkeğin üstünü görmedin mi? Çıplakken yani. Hı? Komik değilsin. Ne? Sadece bazı kaslarımı hareket ettiriyorum. Demek istediğim, yandan bakabilirsin. Hey! Ne? İşimi yapıyorum. Bakma bana. Biliyor musun? Kaya'ya tuvaletini yapan bir arkadaşım vardı. Ve aslında onun yaptığı şey orada yaşayan büyülü şeylerin yaşamasına izin vermemekti. Ve ertesi gün şeyi giderek büyümeye başladı ve çok büyük oldu. Büyük atı hatırladın mı? Evet, aynen onu. Aha, beni korkutmak için söylediğini varsayalım. Çünkü sen de şu anda tuvaletini aynı kayanın üzerine yapıyorsun. Evet, sence bundan korktun mu? Ha. Oh, bence bundan korktun. Çocuk gibisin. La 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 la. Bana bir sürü hikaye anlattın. Büyülü kayalar, hayaletli ağaçlar ve ruhlar. Evet. Ama hiç gerçek aşkın tepesi hakkında bir şey anlatmadın. Onun hakkında neyi soruyorsun? Neyi bilmek istiyorsun? Tam olarak ne biliyorsun? Konu 1980'lerdeki bir adamla ilgili. Tepenin en yüksek noktasına karısını çıkarmak için bu yolda ilerlemiş. Çünkü karısının kör olmadan hemen önceki dileği orayı görmekmiş. Ve kadın güzel olan her şeyin ondaki yerini kaybetmeden önce son bir kere buranın güzelliğini görmek istiyormuş. Kulağa hoş geliyor. Ama sen buna inanıyormuş gibi durmuyorsun. Çünkü bu bir efsane.
İyi de sen bir kadınsın. Bu tür romantik şeylerden hoşlanıyor olman gerekir. Ve sen de bir erkeksin. Bu tür saçmalıklara inanmaman gerekir. Bu acı aşkla ilgili he? Biliyorsun benim için sadece pratiktedir. Gerçek aşka pek inanmam. Hayallerime inanırım. Kendime inanırım. Ve bir gün çok büyük biri olacağıma inanırım. İşte buna inanıyorum. Gerçek aşkın tepesine hoş geldin. Hayır. Hadi gel. Hey. Buranın doğru yer olduğuna emin misin? Evet. Pasifik Okyanusu orada ve gördüğün gibi güneş ufukta batmak üzere. Hayır. Hayır. Burası o yer değil. Videoda ağaç görmedim hiç. Belki ağaç videoda çıkmamıştır. Videoda kaya var. Orada bir kaya da görmedim. Belki video yanlıştır. Ben senin turist rehberinin buranın altını üstünü bilirim, tamam mı? Merak etme. Bana bak. Şu an nasıl bir oyun oynuyorsun bilmiyorum. Ama burası o yer değil. Neden beni buraya getirdin? Zak, üzgünüm. O yerin nerede olduğunu bilmiyorsun, öyle değil mi? Başka bir üçke atma bu da. He? Paramı bitirmeye mi çalışıyorsun? Hayır. Zak, izin ver açıklayayım. Zak. Zak, çok üzgünüm. Zak. Zak. Hey, bekle. Zak. Zak, üzgünüm. Zak, çok üzgünüm. Rehberim buraya gerçek aşkın tepesi diyor. Bu yerin havasını gerçekten hissetmek için burada olmalısın. Orada bir şeyler var. Umarım gerçektir. Neden yaptın bunu Julieta? Onu neden böyle bir şey için kandırdın? Anne, onun gerçek aşkın tepesi hikayesine inanmasını istemedim. Çünkü gerçek değil. Bu hikayeye inanmasını hiç istemedim. Kalbin nasıl bu kadar katı oldu? Anne, gerçekten doğru değil. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu biliyorum. Neyin doğru olduğunu biliyorum ben. Babanı yargılama. Benim için o yolu yaptı çünkü beni gerçekten çok sevdi. Sonra ne oldu peki? Bizi terk etti çünkü onun için bir sorumluluk haline geldi. Evet, bizi terk etti. Fakat benim için o yolu yaparken beni gerçekten sevdi, biliyorum. Bu doğru olabilir. O seni sevmiş olabilir. Ama bunun gerçek aşk olduğunu mu sanıyorsun? Kızım, gerçek aşk için iki insanın kavga etmesi gerekir. Babanla kavga edebilirdim ama yapmadım. Çünkü özgür olmasını istedim. Onu özgür bırakmaya mecburdum. Kızım, hepimiz hayatımızdaki gerçek aşkı arıyoruz. Gerçek aşkı aradığını boşuna inkar etme çünkü sen de incindin. Gerçek aşka inanan insanlar her zaman mutlu olacak değil ya. Mutluluğa giden yolda acılar da vardır.
Merhaba. Ben sadece senden özür dilerim. Gerçekten. Dün için özür dilerim. Hey! Sen bana saldırmaya çalıştığında ben seni affetmiştim. Evet. Ama ben sadece özür dilerim demedim. O geceyi telafi etmeye çalıştım. Turist rehberim olarak tuttum seni. Sen ne yapacaksın? Orayı biliyorum. Gerçek aşkın tepesini biliyorum. Yani buraya yakın ve ben paranı geri vermek istiyorum. Yani bu bedava olacak. Sen çok ukalasın. Senden özür dilemek için alçak gönüllü olmaya çalışıyorum burada. Ve sen ne yapıyorsun söyler misin? Sen bana karşı kaba davrandığında ben seni affetmiştim. Sen gerçekten ama gerçekten çok ukalasın. Ayağa kalktım çünkü şimdi oraya gideceğimizi söyledin değil mi? Yerini biliyor musun? Evet. Aa, üzgünüm. Bir sürü sinirli kelime. Geldik. Burası gerçek aşkın tepesi. İstersen yeri öpebilirsin. O buraya 3 yıl önce gelmişti. Los Angeles'a geri döndüğünde tanıştık. Gerçek aşkı bulduğunu söyledi. Birbirimize sırılsıklam aşıktık. O dikkat çekici bir kızdı. Anlarsın ya, o her zaman gülerdi. Ne söylesem gülerdi. Buna gerçekten inanıyordu. Gerçek aşkı burası yüzünden inanıyordu. Gerçek aşka inananlar için bu söz vermek demektir. O nerede? Siz ikiniz ayrıldınız mı? Gitti. Karaciğer kanseri. 5 ay önce. İyi olacaksın. Hayır. Olmayacak.
Bu saati bit pazarından benim için almıştın, hatırlıyor musun? Ben unutkan değilim ya da Alzheimer. Tabii ki hatırlıyorum. Ben burada harap olurken akıllı bir dangalak mı olmaya çalışıyorsun? O sırada gök gürültüsü vardı. Aldım çünkü o yaşlı kadın bize öylesine zavallıca bakıyordu ki. Ve sen onun yüzünde gülümseme görmek istedin. Neşelenmesini istedin. Ve bana bunu verdiğin zaman seni her zaman mutlu ettiğimi söylemiştin. Ve bunu sana şimdi geri veriyorum. Bana bir söz versek. Filipinlere git. Gerçek aşkın tepesini bul. Bunu istiyorum. Ben gittiğimde gerçek aşkı bulmanı istiyorum. Şu anda artık bir önemi yok biliyorum ama dün beni neden yanlış yere götürdün? Ben söyledim sana. Gerçek aşka inanmıyorum. Hepsi bu mu? Ben sadece sana bir iyilik yaptığımı düşünüyorum. Seni doğru yere götürmeyerek, yani senin inancını yargılayan biriyim ama doğru olup olmadığını biliyor musun? Neyin? Adamın hikayesinde adam ne yaptıysa karısı için mi yaptı? Doğru. Biliyorum, doğru. Hey! Baksana. Yarın gidiyorum. Ülkede ziyaret etmem gereken birkaç yer var yine de. Peki. Üzgün görünüyorsun. Beni özleyecek misin? Hayır. Özleyeceksin. Hayır, özlemek yok. Hem seni neden özleyeyim ki, söyler misin? Peki, bak ne diyeceğim. Bu gece üzgün olma. Hadi kutlayalım. Ben ısmarlıyorum. Tamam. Hadi. Evet. Looking at
Yapma. Ben özür dilerim. Hayır hayır, üzgün olma. Özür dileme. Baksana. Kulübeme gelmek ister misin? Demek istediğim... sadece beraber zaman geçirelim. Hayır. Hayır, yaramazlık yok. Sadece konuşmak istiyorum. İsterim. Ama istemiyorum. Ama yapmak istemiyorum. Çünkü sen yarın gidiyorsun. Yarın gideceğim için benimle arkadaş olmayı red mi edeceksin yani? Bu zalimce değil mi? Zak, az önce biz öpüştük. Evet, biz... Biz içeri girebiliriz. Konuşabiliriz. Gülebiliriz. Birbirimizi daha iyi tanıyabiliriz, değil mi? Peki sonra ne olacak? Anladım. Yarın hayatımdan çıkacaksın. İnternetten mesaj atacaksın. O sırada her neredeysen, eve döndüğünde... O zaman... Belki... Aylar sonra... Yıllar sonra... Birbirimizi sadece... Hatırlayacağız, öyle değil mi? Değil mi? İstemiyorum. Bunu kabul etmek istemiyorum. Bizim geldiğimiz noktada... Şu anda... Aslında hoşça kal... Demek istemiyorum. Hoşça kal demekten hoşlanmam. Lütfen. Gel.
Misafirini nereye gezdirmeye götürüyorsun bugün? Hiçbir yere anne. Neden? Bugün ülkesine geri dönüyor. Peki ama suratın neden asık? Anne, sen körsün. Yüzümü nasıl görebilirsin söylesene. Ben kör olabilirim ama asla duygusuz biri değilim. Ben demiştim demek istemiyorum ama söyleyeceğim. Ben demiştim sana. Ben demiştim sana kızım. Ne kadar uzağa seyahat ettin? Kalbine kadar ulaştı mı? Anne, bu mümkün mü? Böyle bir şeyin olması mümkün değil bence. Sadece tanıdığın biri için hislerin o kadar ileri gidebilir. Sonunda hoşça kal demeyecek misin ona? Merhaba dostum. Çantanızı alabilir miyim bayım? Tabii. Her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Artık gitmem lazım. Rica ederim. Bunu ona verir misiniz? Tamam, vereceğim. Bunu sana vermemi istedi. Belki birlikte olamayacağımızı söylemekte haklısın. Sona yaklaşmak üzereyiz. Ama söylemek istiyorum. Eğer seninle olmak için bir şans verirsen bunu kabul edeceğim. Ve şu anda ikimizin de mutlu olacağımızı bildiğimi hissettiğim bir yerde olduğumu kabul edeceğim. Belki bir gün, kim bilir, bütün umudumu birbirimiz için yalnızca anı olarak kalmayacağız. Benimle geçirdiğin zamanlar için teşekkür ederim. Son olarak söylemek istiyorum. Şu an çok mutlu bir yerdeyim. Aylar sonra. Merhaba aşırı yetenekliler izleyicileri.
Adım Julie. Burası Arnis çalışmaları yaptığım yer oluyor. İşte... Televizyona çıkmayı çok istiyorum. Merhaba, ben Karen. Julie'nin en iyi dostuyum. Aslında Julie'nin örnek aldığı kişi benim. Yani onun için rol model olacak tek kişi benim. Bu nişanlım Bob. Merhaba Bob. İşte bu Bob. Aa, o bir yabancı. Şimdi biz zenginiz, en yakın arkadaşım bir artist olacak. Tanrım. Tanrım beni seviyor olmalı. Karen, ne nişanlısı? Tanrım, bunun olduğunu inanamıyorum. Ben her zaman buradayım. Her zaman burada çalışıyorum. Turist rehberiyim. Düz aklım gerek. İşin ehli değilim. Mayon'un da dediği gibi. Turizm çok Bakanlığı'ndan alınmış bir belgeye sahip değilim. Annem ve ben bu çiftliğin bakıcılarıyız. Ben ineklere ve keçilere bakıyorum ve bir tane de favori çiftim var. Romeo ve Juliet. Onlar benim en büyük hayranlarım. Bu da onların bebeği Britney. Merhaba. Kızım, misafirlerimize mango versene. Merhaba. Hayır, hayır. Merhaba herkese. Anne orada değil. Merhaba çocuklar, ben Julie'nin annesiyim. İyi kalpli bir çocuktur o. Benim Julie'm çok iyi kalplidir. Şu anda benim için gerçekten çok özel olan bir yerdeyiz. Peki burası neresi? Burası Aşıkların Tepesi. Cause I was